IEO'ların yani Initial Exchange Offering'lerin popülerleşmesi bir yana dursun. ICO'ların gerçek yüzüyle karşılaştırmak istiyorum sizleri. Yaklaşık 2 senedir kripto para piyasasındayım ve şu zamana kadar 4 tane ICO'ya yatırım yaptım. Bunların 3'ü paramı alıp gitti ya da şu an bir tanesi var. Şillemek için söylemeyeceğim isimlerini hiçbirinin. Bir tanesi var, takımı dağıldı. Sadece Twitter'dan tweet atıyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Arada da saçma sapan siteler çıkarıyorlar ama coin'ler alakasız bir işi var. Son kalan bir tanesi de yani dörtte biri de doların yükselmesi ve Bitcoin'in değer kaybetmesinden ötürü Bitcoin bazında, Bitcoin paritesinde değeri sabit kaldığı için işte BTC bazında 2x yaptı. Ya genel olarak paramın %50'sini çöpe atmış durumdayım. ICO'lar konusunda çok doğru seçim yaptım söylenemez açıkçası. Şimdi size ICO'lara yatırım yapmadan önce keşke bunları da bilseydim diyeceğim bilgileri paylaşacağım. Reddit'te ICO firmalarından birinde çalışan Asleep Instruction 8'e göre ICO'ların oldukça karanlık bir yüzü bulunmakta. Reddit kullanıcısının madde madde yazdığı bu uyarıları ben bütün olarak anlatacağım sizlere. Bildiğiniz gibi Amerika, Çin ve bazı diğer gelişmiş ülkeler dışında ICO'lara ait bir regülasyon bulunmuyor. Ya da bulunsa da ülkeye para girişi sağlanması açısından usulsüzlüklere göz yumuluyor. Böyle olunca da malum ülkelerde gerçekleşen ICO'larda usulsüzlük, dolandırılma ihtimali bir hayli artıyor. Reddit kullanıcısının yazdıklarına göre çalıştığı ICO'nun bulunduğu ülkede herhangi bir insider trading regülasyonu olmadığı için, insider trading de nedir? Siz içeriden bilgi alırsınız, firmanın yapacağı bir etkinlikten, bir geliştirmeden içeriden bilgi alırsınız ve bunu kamuya açmadan önce siz öğrenirsiniz ve buna göre pozisyon alırsınız, hisseyi alırsınız ya da satarsınız. Bu inside trading olur. Bu da Amerika gibi pek çok ülkede yasaklanmış durumdadır. Ama bunun çok önüne geçildiği de söylenemez. Bunu güncel reel borsalarda da hala yapılmaktadır bu. Bu ICO'da çalışan Reddit kullanıcısının iş arkadaşları herhangi bir iyi haber ortaya çıkmadan önce coin'i alıyorlarmış. Kötü haber sunduklarında da coin'i sunmadan önce daha doğrusu coin'i satıyorlarmış. Bunun yanında ICO'nun kurucusu toplanan fonu gereksiz şeylere harcamış. Nişanlısının masraflarına kadar bu fondan para ayırmış. Kurucunun yazılım bilgisi hiç yokmuş. CV'si yazılım firmaları hariç bir güzel bir CV'den oluşuyormuş. Dolayısıyla ekibi ve bu bir yazılım ortaya koymak için aldığı parayı nasıl kullanacağını bilemiyormuş. Ayrıca sitede 20 adet danışman bulunmaktaymış. Fakat bu takımda gözüken danışmanlar sadece sitede bulunmak için para ödeniyormuş. Yani asla bunlar hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti alınmamış bu danışmanlardan, 20 adet danışmandan. Takımdan hiç kimse white paper'a inanmamaktaymış. Yani bir proje yapıyorsunuz, bir girişim yapıyorsunuz ve en çok takımınız inanması gerekiyor aslında buna. Ama hani takım inanmıyor ama siz yine de coin'i satıyorsunuz. Takım aslında bunun sebebinin white paper'da projenin güzelce parlatıldığını ve bu yüzden de coin'in daha fazla olduğundan, gereğinden daha fazla bir fiyata satıldığını düşünüyormuş. Girişimin kurucusunun yaptığı bir başka yolsuzluk ise ekibin enerjisini ve projenin fonunu kendi çıkarını kullanmak için bazı gizli projelerde kullanıyormuş. Örnek olarak da yazılım ekibi e-ticaret hakkında bir ürün geliştirmiş ve bundan kâr edilen parayı tamamen kurucu alıyormuş. Reddit kullanıcısı şunları da ekliyor. Bu kadar olan yolsuzluğa rağmen projenin erken yatırımcıları Telegram üzerinde hala projeyi savunuyormuş ve perde arkasında olan olaylardan hiçbir şekilde haberdar değillermiş. Son olarak postu yazan Reddit kullanıcısı yatırımcılara ulaşıp coin'in değerinin sıfırlanmadan önce
ellerinden çıkarmaları konusunda uyarmak istediğini ve bu postu da bu yüzden paylaştığını belirtmiş. Ayrıca ICO'larında %99.99'unun bu şekilde olduğunu belirtmiş. Gördüğünüz gibi ICO'lar üzerinde denetimin olmadığı ve girişimlerin rahatça fon toplayabildiği durumlarda bu ve buna benzer olayların olabileceğini düşünebiliriz. Aslında ben ICO'lara yatırım yaparken 5 noktaya bakıyorum. Birincisi fikri. Fikir eğer gerçekten blockchain üzerinde kullanılması gerekiyorsa iyidir. Yani araştırdığınız zaman, baktığınız zaman fikir günlük hayatta gerçekten blockchain kullanılarak yapılması gerekiyor mu? Bunu sorarsınız kendinize. Bunu sorduğunuzda bu sorunun cevabı evetse bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bir sonraki aşamamız ise takım. İkincisi takım. Eğer bir projenin takımı sitesinde, white paper'ında gözükmüyorsa o proje büyük ihtimalle scam'dir. Yani anonimlik içeren bir proje değilse, projelerin eğer takımı yoksa, takım istatisinde yoksa bu scam'dir. Yani bu dolandırıcı bir coin'dir, paranızı alıp kaçacaktır. Ancak takımın da içeriği önemli. Mesela en basitinden Filecoin örneği var. Filecoin MIT'li öğrencilerin, hocaların kurduğu bir projeydi. 2018 yılında sanırım ICO'su gerçekleşmişti ve 500 milyon dolar yatırım toplamıştı. Çünkü neydi? MIT'li bir takım olduğu düşünülünce bu insanların başarılı olma ihtimali artıyordu. Ama siz baktığınız zaman işte hiçbir geçmiş olmayan, CV'sinde hiçbir şey olmayan, işte kötü okullardan mezun olmuş, ki bu okullarda sadece kıstas değil, yaptığı, geliştirdiği ürünler de önemli takımın. Daha önce ne yapmış, ne etmiş, bunlar da önemli. Takımın içeriğine de bakmanız gerekiyor. Danışmanlar kim, takımın yazılımcıları kim, CTO'su kim, CFO'su kim, CEO'su kim gibi detaylar baktığınız zaman bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz eğer projenin takımına inanıyorsanız. Üçüncü aşama white paper. Yani fikrini okudunuz, evet. Baktınız güzel, hani peki bunu nasıl yapıyorlar, bu fikri nasıl gerçeğe dönüştürüyorlar, işte amaçları ne bu fikirdeki, neyi geliştirmeyi amaçlıyorlar gibi şeylere bakmak için de white paper'ı okumanızı tavsiye ediyorum. White paper'a bakarken işte yazı kaç, mesela kaç dilde çevrilmiş, İngilizce mi sadece yoksa işte çok fazla dile mi çevrilmiş, işte neyi çözmeyi amaçlıyor, problem ne, projenin, girişimin kurulmaktaki amacının. Bunlara bakarsanız, white paper okursanız genel olarak daha iyi proje hakkında daha iyi bir fikre sahip olursunuz. Dördüncüsü GitHub'ı. GitHub'da açık kaynak kodlu yazılımların, yazılım projelerinin toplandığı bir yer bildiğiniz gibi. Çoğu kripto para projesinin eğer açık kaynak kodluysa yazılımlarının, yazılım kodlarının bulunduğu yer. Ve ya ben biraz kodlama bildiğim için bu konuda GitHub'ına girip bunlar ne yazmış, ne yapmış diye bakabiliyorum. Ayrıca ek olarak da ICO'ların ne kadar çok çalıştığında yine GitHub'tan, daha doğrusu ICO takımları, ICO yazılım takımlarının ne kadar çalıştığını görebilmek için de GitHub'a girerek en son güncelleme ne zaman yapıldığını, hangi sıklıklarla güncelleme yapıldığını görebilirsin. Bunu da baktıktan sonra, evet, GitHub'da da geliştirmeler yapıyorlar. Beşincisi roadmap'i. Benim için roadmap'inde neler olduğu çok önemli. Çünkü bir projeye yatırım yapacaksam eğer o projenin gelecekte ne olacağını da öğrenmem gerekiyor, bilmem gerekiyor. Yani mesela projenin roadmap'inde işte borsalarda listelenmek varsa ben bunu roadmap'e katmam açıkçası. Bu bir hedef olmamalı bence bir coin için. Bir coin için gerçekten roadmap'inde olması gereken şey, işte biz şu süreci gerçekleştireceğiz, biz yapay zeka sistemini koyacağız, işte biz testnet'i geçeceğiz, biz mainnet'e geçeceğiz gibi şeyler olmalı diye düşünüyorum. Roadmap'inde olması gereken şeyler bu. Eğer roadmap'inde beğendiysem ICO'nun başlangıç tarihine bakarım. Ondan sonra da eğer alabiliyorsam, bütçeme uygunsa bir şekilde kendi şahsi kripto para cüzdanımdan ICO'nun olduğu cüzdana atarım ve coinlerimi de alırım.
Benden bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir ICO'ların gerçek yüzünü ve ne konuda önlemler almanız gerektiğini, ICO'ya yatırım yaparken nelere bakmanız gerektiğini anlatabilmişimdir. Sizden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Beni desteklemek istiyorsanız biraz da olsa. Ve bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.